Ay yoruldum. Ay bu defa getiremeyeceğim. Çok yoruldum canım. Ben 55 yaşında bir kadınım. Kalbim var, tansiyonum var. Of. Ay. Hadi ama Safiş getir kızım. Yoruldu abi, bırak oynamasın artık. Köpekler bu kadar çabuk yorulmaz ki Çilek. Çocuklar, bakıyorum çok eğleniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Kahkahalarınız daha aşağılara kadar geliyor. Oyun oynuyorduk ama Safiş yoruldu. Kaç defa topu yıkayıp getirdi. Yazık, mahvoldu. Ay, bittim. Kalbim küt küt çarpıyor. Ah canım benim, yazık sana. Gel bakalım sen, gel. Gel birazcık benim kucağıma bakalım. Çocuklar, ben Safiş'i birazcık dışarıya çıkarayım. Ha, tuvaletini falan yapsın. Hem biraz da bahçede gezeriz. Sonra getiririm, olur mu? Biz de gelelim. Biraz da bahçede oynarız. Yok abi, biz gitmeyelim. İnternete girip Safiş'in türündeki hayvanlara bakalım. Tamam. İyi fikir. Çok iyi. Hadi bakalım. Allah. Yani çocuklar adına sizden çok özür dilerim Safiye Hanım. Oturun biraz burada da dinlenin ha. Ay rica ederim. Onların bir suçu yok. Köpek olmadığımı nereden bilsinler? Evet ama bu şartlar altında burada daha fazla kalamazsınız. Cem ile Ceren her gün sizinle böyle oynamak isteyecekler. Bu yaşta bu kadar yorgunluğu kaldıramazsınız. Hayır, sonra sizi eski halinize çevirelim derken sağlığınızdan edeceğiz. Ay öyle. Ama bu halde nereye gideceğim? Zaten size de yeterince yük oldum. Yok canım, olur mu öyle şey? Hele bir sabah olsun, çaresine bakarız. Hay Allah, yani Perihan teyze de tam tatile gidecek zamanı buldu. Aa, o ne? Bu sihirli küre. Periler bu küreler sayesinde herkesin nerede, ne zaman, ne yaptığını görebilirler. Ama tabii Perihan teyze tatilde olduğu için sihir hattı kapalı. Ay çok güzel bir şey. Keşke bundan fanilerde de olsa. Durun size öbür marifetlerini de göstereyim. Mesela Tarık'la Eda'ya bakalım. Onlar kafedeydi, neler yapıyorlar görelim. İnanamıyorum. Televizyon gibi her şeyi gösteriyor. Ben de inanamıyorum. Ay, kafede düğün kutlaması var ama Eda ile Tarık'ın yaptıklarına bakın. Bütün hazırlıklarımı mahvetmişler. Ay Safiye Hanım, ben şimdi sizi çocukların yanına bırakayım. Ne olur müsaade edin, kafeye gitmem lazım, olur mu? Kusura bakmayın. Eğlencenin sona erdi. Hepinize iyi geceler. Çocuk musunuz siz ha? Ne zaman size burayı emanet etsem burayı savaş alanına çeviriyorsunuz. Şu yaptığınıza bakın, her şeyimi mahvetmişsiniz. Ama herkes çok eğlendi Betüş. Hem istersen ben buraları bir saniyede toplayabilirim. İstemiyorum Eda. Sorun burayı toplamak falan değil. Ya müşterileri bile ayartıp neler yapmışsınız, inanamıyorum. Ya bu sakin, bu güzel kafemi ne hale çevirmişsiniz. Şimdi dışarıdan bir müşteri gelse, buraya kahve içmek için otursa, bu ciddiyetsizliği görüp bir daha buraya gelir mi sanıyorsunuz? Ya amanım, ben şahsen gelirdim. İnanamıyorum size. İkinci defa bana aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir daha size asla güvenmeyeceğim. Haklısın. Eve dönmek için seni kapının önünde bekliyorum yenge. Ben de eve gidiyorum. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.